Hemşire olmak istiyorum. Çünkü insanların sağlığını istiyorum. Hemşire olmak için önce okuyacağım. Sonra diplomamı alacağım. Sonra üniversiteye. Ben çocuk cerrahisi olmak istiyorum. Mesela hani çünkü çocuk cerrahisinde daha kritik hastalıklar var. Mesela iyi bir doktor olmak istiyorum. Her dediğine kızıp da cevap vermek yerine iyi cevaplar vermek istiyorum. Hiç sinirlenmeden cevaplar vermek istiyorum. Büyünce aktör olmak istiyorum. Seviyorum, hoşuma gidiyor. Babama sordum dedi, doktor ol dedi. Ben dedim baba yani ben de isterdim doktor olmayı ama işte benim hoşuma giden aktörlük. Başka çare yok dedim. Doktor olmazsam avukat olmak isterim. Birilerinin hani gene çözümlerini çözüyorsun, kavgalarını ayırıyorsun. Ben gerçekten psikolog olmak isterim. Çünkü ben bilmiyorum, insanları anlamak istiyorum, dinlemek istiyorum. Öyle biriyim, herhalde psikolog olmak isterdim. Futbolcu olmak istiyorum. Hayalim dünyanın en iyi defansçılarından bir tanesi olmak. Kazandığım parayla sokakta kalan çocuklar için bir vakfı açacağım. Ben onların iyi bir yere gelmesini istiyorum. Eğitimini bırakmalarını istemiyorum. Köyde çalışmalarını istemiyorum hiç. Uçak mühendisi olmak istiyorum. Hiç bilmedim uçağı. Küçüklüğümde hep helikopter, uçak falan geçince evdeydim. Ben hep sesleri gelince balkona falan çıkıyordum izlemeye. Oradan uçaklara merak saldım o zaman. Hemşire yok. İstiyorum. Vallahi ben hemşire olmayı hayal ediyorum. Keşke hemşire olsaydım ve de yaşlı olsaydı, genç olsaydı, çocuk olsaydı çok iyi davranırdı. Diş doktoru olmak istiyorum. Doktor dişlerimi çıkarırken seviyorum. Yani iyi bir öğretmen olurum. Dost canlısı, arkadaş gibi olurum öğrencilerimle. Doktor olmak istiyorum. Hem insanların sağlığı için. İyi bir eğitim, iyi bir iş, hayırlı bir evlat olmalarını isterim. Kendi ayakları üstünde dursalar başka hiçbir şey istemiyorum. En azından benim çektiğim şeyleri eşlerine, kızlar, kız çocuklarına çektirmemek gerektiğini bilmelerini istiyorum. O kadar yani, başka şey değil. Düzenli bir iş, okula gitsinler herkes gibi. Ben hiç okula gitmedim, o yüzden öyle bir şansım bile olmadı. İsterdim yani okula gitmeyi. Mimar olacağım çünkü çizimim çok güzel. Örneğin resim öğretmenimiz resmin çok güzel olduğunu biliyor. Okulun duvarlarını boyuyoruz, çiziyoruz. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin, ne fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet ölümden olsun. Çocukların hayalleri büyük ama içinde bulundukları şartlar daha büyük. Onların da akranları gibi hayalleri var. Ve iyi bir eğitim aldıklarında ideallerini gerçekleştirebilecek kadar çalışkanlar.
Genç Hayat Vakfı, mevsimlik tarımda çocuk işçiliği sorununa çözüm üretmek, mevsimlik göçe katılan ailelerin olumsuz yaşam koşullarını iyileştirmek hedefiyle çalışıyor. Hasat zamanı ailesinden uzakta olan ya da ailesiyle birlikte kilometrelerce yol kat ederek fındık hasadı için bölgeye gelen çocukların kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini destekliyor. Çalışmalarını tüm paydaşlarla yürüten Genç Hayat Vakfı, çocukların geleceğe umutla bakabilmeleri ve ideallerini gerçekleştirebilmeleri için eğitim küçüğün, iş büyüğün diyor.